Kıymetli dostlar, Ramazan geceleri programımıza hoş geldiniz. Bir önceki programımızda Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hayatından bahsetmiştik, anlamaya çalışmıştık. Hazreti Ömer'in adaleti, eğitimi gibi başlıkları incelemiştik. Bu hafta ise üçüncü sahabe olan, üçüncü halife olan daha doğrusu Hazreti Osman radıyallahu anh'ın hayatına bakacağız. Edebine, eğitimine, ahlakına, takvasına. Bu konuları ele almaya çalışacağız. Bu konuları Uğur Eleman hocamla birlikte alacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefalar. Hocam nasılsınız? Elhamdülillah. Rabbim bereketlendirsin, ömrünüzü hayırla ziyade etsin inşallah. Amin hocam. Hocam Ramazan'ın bu arada öncelikle şunu söyleyelim, son 10 gününe girmek üzereyiz. Eyvah ki eyvah. Yani bir Ramazan daha bitiyor ve son 10 gününde tabii Kadir Gecesi'ni de aramak lazım. Tek gecelerde özellikle. Bununla ilgili izleyicilerimize söylemek istedikleriniz nelerdir? Ne söyleyebiliriz ki? Yani söyleyecek tek şey var. Ağlayan bunu ağlasın. Allah'ın peygamberi bir hadis-i şerifte Ramazan'ın kıymetini takdir edebilseydiniz senenin tamamının Ramazan olmasını isterdiniz diyor. O yeryüzünün en iyi doktoru. O yeryüzünün en iyi öğretmeni. Bir ayna gibi bize kendi hatalarımızı, kusurlarımızı gösteren, kendimizi tutmayı, bırakmamayı, yeniden formatlamayı gösteren bir öğretmen. O bütün sırlarımızı kendisine açabildiğimiz, bizi tamir eden, bize dokunan ve dokundukça bizi iyileştiren sırdaş bir dost, vefakar, vefi bir dost. Birçok hatamıza, yanlışımıza şahit olup ama bunları yüzümüze vurmadan giden sadık bir dost. O hangi yaralı gönle, hangi muhtaç sineye temas ederse etsin, ona iyi gelen şifa yap bir merhem, bir deva, bir ilaç. Tabii böyle bir dosttan ayrılıyor olmak insanı mahzunlaştırıyor ve ister istemez şunu düşünüyorsunuz. Yani işte 20 gün geçti. Acaba nasıl geçti? Allah'ın peygamberi bize bir tane cevap anahtarı vermiş. Biz kendi karnemizi kendimiz doldurabiliyoruz. Allah'ın peygamberi diyor ki mümin o kimsedir ki bir iyilik işlediği zaman hemen sevinir. Yine mümin o kimsedir ki bir kötülük, bir hata işlediği zaman bundan ötürü hemen pişman olur, üzülür ve nadim olur, geriye doğru dönüverir. Şimdi Ramazan'la ilgili de bu cevap anahtarına baktığınız zaman kendinize ister istemez şunu soruyorsunuz. Bu geçen 20 gün, yarın şu veya bu şekilde bizim karşımıza gelecek ve bize denilecek ki işte nasıl geçti? Bu 20 gün bizim hakkımızda nasıl bir şehadette bulunacak? Bu 20 gün bizim için bizi aklayan, bizi temizleyen, bizi Resul-i Ekrem Efendimizin rahlesine yaklaştıran bir fırsat mı olacak? Yoksa eyvah ki eyvah feveylün lil musallin ayetinde olduğu gibi yazık ettiğimiz bir 20 gün mü olacak? Ve belki de asıl önemlisi bugün kardeşlerimiz itikafa girmeye başladılar. Bugün Ankara'nın birçok Mescid-i Camisi'nde, Türkiye'nin birçok yerinde kardeşlerimiz itikafa girmeye başladılar. Ve itikafın muhtevasından olmak üzere dünyayla olan ilişkilerini böyle bir tahlil ettiler. Mümkün olduğu kadar kendilerini o şeyden geri çekmeye, dünyanın her cümercinden, hengamesinden geri çekmeye çalıştılar. Bu ne kadar önemli bir şeydir, bu ne güzel bir cevaptır. Yani nasıl olacak sorusuna çok güzel bir cevaptır Ramazan. Mesela işte nasıl başlamam gerekir sorusuna güzel bir cevaptır Ramazan. Nasıl terk etmem gerekir sorusuna güzel bir cevaptır Ramazan. Nasıl kendimi tanımam gerekir sorusuna güzel bir cevaptır Ramazan. Ve yine Ramazan ruhumu nasıl dinlendirmem gereken, kendimi nasıl tasfiye etmem gerekir sorusuna güzel bir cevaptır. İşte son 10 gün ve itikaf. Birçok şeyi bırakıyorsunuz. Çok seviyorsunuz evladınızı, çok seviyorsunuz eşinizi, evdeşinizi,
yaranınızı, çok seviyorsunuz işinizi, çok seviyorsunuz sosyal çevrenizi, yaptığınız, uğraştığınız şeyleri. Ama bir 10 gün kendinizi formatlamak için bir sakin ol derviş diyorsunuz. Geriye doğru çekiliveriyorsunuz. Bu cihetle beraber şu anda itikaf ibadeti için hücrelerine çekilen, itikaf ibadeti için 40. odalarına girmiş olan bütün kardeşlerimizin Rabbim inşallah işlerini bereketli kılsın, ürünlerini semeredar kılsın, tohumlarını cins kılsın, niyetlerini makbul ve mebrur kılıversin. Bir bayrama doğru gidiyoruz. Çok kısa bir süre sonra, belki bir sonraki hafta sizinle bayramı konuşacağız. Resulullah'ın bayramını konuşacağız. Medine'nin bayramını konuşacağız. Bu münasebette Rabbim hakiki bayramları yaşamayı bizlere nasip eylesin. Amin hocam. Ama söylediğimiz gibi Ramazan bir sınav kağıdı olarak önümüzde duruyor. Ve bize sorulan sorular orada hala geçerli. Bu sorulara cevap vermemiz gerekiyor. İnşallah yaşayanlardan olalım. İnşallah yüzü gülenlerden olalım. İnşallah. İnşallah Ramazan'ın yüzüne güldüğü insanlardan olalım. İnşallah hocam. Amin. Allah razı olsun hocam. Amin. Hocam bu hafta Hazreti Osman radıyallahu anh'a konuşacağız. Yani Hazreti Osman deyince sizi böyle en çok etkileyen olaylar nelerdir? Ya da böyle anekdotlar nelerdir? Ve Hazreti Osman'ın Medine'de hayatı ile ilgili eğitim dediğimiz zaman, Allah Resulü'nün Medine'deki eğitimi dediğimiz zaman bize aklımıza gelmesi gereken neler hocam? Yani Rabbim inşallah istifade etmeyi nasip eylesin. İlk başladığımız zaman şey demiştik, her akşam evinize bir sahabe efendimize misafir olacağız. Bugün de gönlümüzde Hazreti Osman Efendimizin hatırasıyla beraber evlerinize misafir oluyoruz. İnşallah bizi de hatıramızı da evlerinizde misafir olarak kabul edersiniz. Ama bu bir model. Hazreti Resul-i Ekrem Efendimizin ortaya koymuş olduğu şey bir model. Diğer peygamber efendilerimizin koymuş olduğu gibi bir model eğitim metodu bu. Ve Allah'ın peygamberi Hazreti Osman'ları yetiştiren bu çalışmayı, bu metodu, vahyin yeryüzündeki tezahürü olan bu metodu Risaletinden itibaren böyle adım adım bir gergefte nakış nakış ilmek ilmek dokuyuvermiş. Ve her sahabe efendimizin hatırasında biz bu ilmekleri, bu nakışları görüyoruz. Ve Medine. Medine bu manada insanlık tarihinin en önemli eğitim şehirlerinden birisi. İnşallah Medine tekrar insanlığın ihtiyaç duymuş olduğu o model insanları yetiştiren mahiyet ve muhteveye kavuşacak inşallah. Öncelikle şunu görmemiz gerekiyor. Kıymetli kardeşim, Allah'ın peygamberi Medine'yi kuruyorken, Medine'sini inşa ediyorken, Allah'ın peygamberi öncelikle vücuttaki kalp neyse, şehrin kalpgahı olarak da, merkezi olarak da, şehrin merkezine Mescid-i Nebevi'yi inşa ediveriyor. Mescid. Dikkat ediniz, daha ev kurulmamış, peygamberin evi yokken peygamber mescidi inşa ediyor. Biz muhakkak bir şehre girdiğimiz zaman veya bu manada bir karar verdiğimiz zaman önce ne yaparız? Bu akşam nerede yatacağız? Nerede yemek yiyeceğiz? Ama Allah'ın peygamberine baktığınızda daha kendi eviyle ilgili kaygı ve gayeleri hiç yokken ortada, bu manada bir proje yokken mescid. Orası temerküz noktası. Orası insanların problemlerinin çözülmüş olduğu yer. Orası insanların uzlaşmazlıklarının sona ermiş olduğu yer. Orası insanların eğitimlerinin yapılmış olduğu yer. Orası şehrin merkezi. Ve Medine modeline baktığımız zaman biz bir şey görüyoruz. Mesela Batı tipi modellere baktığınızda şehirlerin merkezinde büyük meydanlar vardır, agoralar vardır. Şehirlerin merkezinde amfiteyatrolar vardır. Şehirlerin merkezinde siz kendi düşüncelerine uygun olmak üzere bu şekilde planlama yapıldığını görürsünüz. Ama İslam'a baktığınızda şehrin merkezinde insan vücudundaki kalp gibi mescidin olduğunu görürsünüz.
Ve bu model kendisini o kadar fonksiyonel kılmış ki, ecdadımız 40 eve bir mescit, 40 eve bir mescit, 40 eve bir mescit koymak suretiyle şehri tabiri caizse enerji hatlarıyla beraber planlayıvermiş. Böyle olunca ne oluyor? Daha az boşanma oluyor. Böyle olunca ne oluyor? Gençliğin ve çocukların eğitimi noktasında daha az fire oluyor. Peki böyle olunca ne oluyor? Daha az psikoloğa, daha az psikiyatra siz ihtiyaç duyuyorsunuz. Böyle olunca daha az travma, daha az trajedi yaşıyorsunuz. Peki Peygamber Efendimiz mescidi yaptıktan sonra ne yapıyor? Hemen arkasından Peygamber Efendimiz kendi evini inşa ediveriyor. Dikkat ediniz, nerede? Peygamber çok korunaklı alanları tercih edebilirdi. Çok donanımlı fiziksel kondisyonları tercih edebilirdi. Değil. Neresi? Hemen mescidin yanında iki tane hücreden, iki tane odadan oluşan, bu odaların en büyüğünün metrekaresinin 8 metrekare civarında olmuş olduğu, 11 yaşındaki bir çocuğun ayaklarının üzerine basmak suretiyle tavanına değebildikleri son derece mütevazı, eşya noktasında son derece sade odacıklar bunlar. Ve hemen mescidin yanında. Mescidin yanında olması ne demek? Peygamberin mahremiyetinin, özel hayatının tabiri caizse sıfırlanması demek. Mescit ve peygamberin evi yan yana. Allah'ın peygamberinin koymuş olduğu model yaşamın anlaşılması noktasında bu çok önemli bir ipucu. Hemen arkasından ne geliyor? Buraya dikkat etmek gerekiyor. Allah'ın peygamberi hemen arkasından mektebi kuruveriyor. Yeryüzünün ilk üniversiteleri burası. Suffa. İçinde Ebu Hureyre'lerin, Ebu Derda'ların olmuş olduğu, radıyallahu anh efendilerimizin olmuş olduğu bir mekteptir. Kadim bir eğitim vardır orada. Hayatın birçok aşamasını kuşatan, çöpü, atığı ve artığı olmayan bir eğitim modeli vardır orada. Öğrendiklerini pratize eden, öğrendiklerini uygulayan, hayatın müktesebatı gereği neyse ona göre yetişen talebelerin olmuş olduğu bir modeldir o. Altını çize çize özellikle söylüyorum. Yeryüzünün bana sorarsanız fonksiyonel ilk üniversitesidir Suffa. Peki arkasından? Arkasından bakıyorsunuz ki güzeller güzeli kardeşim, aziz dostum. Öyle bir model koyuyor ki Peygamber Efendimiz. Daha önce biz bunu aslında Mekke-i Mükerreme'de de görmüştük. Makrizi öyle diyor. Yani bizim kardeşlik anlaşması demiş olduğumuz o muahhat düsturu önce Mekke-i Mükerreme'de kendisini gösteriyor. Bu cümleden olmak üzere Hazreti Osman Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de Abdurrahman bin Af Efendimiz'le beraber kardeş ilan ediliveriyorlar. Daha sonra Medine'ye geldikten sonra kendisine Hazreti Sehl kardeş olarak tayin ediliveriyor. Ama bu çok ilginç bir şey. Yani zannetmiyorum ki başka bir tarih dönemde ve başka bir toplulukta böyle bir anlaşma olsun. Yani Serdar Bey kardeşim şöyle izah etmek lazım. Araplar arasında kan bağına dayanan bir aşiret ve sosyal tabakalanma vardı. Benim kabilem, senin aşiretin, benim bağlı olmuş olduğum işte nesep gibi hayatı bu şekilde dilimleyen bir tabakalanma vardı. Allah'ın peygamberi buraya farklı bir model getiriyor. Biyolojik kardeşlik, beden kardeşliği, ırsi kardeşlik değil, bir iman kardeşliği. Ve bu iman kardeşliği öyle nüveler, öyle numuneler ortaya koyuyor ki emin olunuz insanlık tarihinde bundan daha belirgin yaşanan kardeşlik ve muhabbete dair örneklikleri bulmak çok nadir. Peki başka? Bakın yine bir ilk. İnsanlık tarihine belki de yine bir ilk. Peygamber Efendimiz Medine'de ilk şehir devleti anayasasını, sulh, Medine'deki bütün unsurlarla beraber Peygamberimiz Efendimiz ilk şehir devleti anayasasını ortaya koyuyor, veriyor. Daha önce bir başka yerde görülmeyen, bütün unsurları aktif olarak modelleyen ve bütün unsurları o yönetimin içinde tanımlayan, kurgulayan bir şey. Herkes orada
kendisini ifade edebileceği bir alan buluyor ki emin olunuz ki işte ilk anayasadan Magna Carta olarak bahsedilir. Fakat belki form itibariyle birazcık farklı gibi değerlendirilse de ilk yazılı yönetim formülüdür bu. Yine bakıyorsunuz Peygamberimiz Efendimiz'in orada kurmuş olduğu, şehri kuruyorken kurmuş olduğu bir şey var. Peygamberimiz Efendimiz bir mimari model getiriyor. Kab bin Malik radıyallahu anh Efendimiz'i görevlendirmek suretiyle Medine şehrinin haritasını çizdiriyor. Ne nerede olacak? Mescit nerede? Mektep nerede? Yerleşimler nerede? Yine bu cümleden olmak üzere mezarlıklar nereye kurulacak ve çarşı nereye kurulacak? Ve özellikle Bedir ile beraber İslam devletinin, Medine'deki devletin kendi güvenlik birimlerini de kurmaya başladığını biz görüyoruz. Ama burada bir şeye dikkat etmek lazım. Medine'nin doğasını anlamak lazım. Medine'de müşrik Araplar yaşıyor. Çok az, çok az Hristiyan bir nüfus var. Ama ikinci kemiyet nicelik itibariyle ikinci ağır topluluğun biz Yahudiler olduğunu görüyoruz. Ve Yahudiler de üç kabileye ayrılıyorlar. Kaynuka, Kurayza, Nadiroğullar. Öyle bir şey ki Kaynuka, Kurayza ve Benu Nadir. Şehrin tabiri caizse ana atar damarlarını tutmuşlar. Kaynuka isminden de anlayacağımız gibi değerli maden, altın, gümüş, kuyum ve nakit işiyle ilgileniyor. Kurayza deri, giyim, konfeksiyon işiyle. Nadir oğulları baktığınız zaman Medine İbn Evvere'de tohum, gıda, hurma, üretim işini kendi kontrolü altında tutuyorlar. Çiftçiler yani. Çiftçiler. Çiftçiler. Ve ticaret bu üçüne göre şekilleniyor. Dört tane çarşı var. Bu dört çarşıda bu biraz önce saymış olduğumuz Yahudi kabilelerinin kontrolü altında. Eğer bir Arap Medine'de İslam öncesinde ticaret yapmak istiyorsa ancak onların izniyle beraber onlar için çok da önemli olmayan çarşının küt ve sote yerlerinde çok yüksek kiralar ödemek suretiyle kendi ürünlerini orada sergileyebilir veya satış yapabilir. Böyle bir ticari tröst kurulmuş. Bugün dünyanın birçok yerinde Müslüman devletler şahsında ve satında olduğu gibi siz ne kadar çok ham madde üretirseniz üretin. Bu ham maddeyi mamul hale getiremiyorsanız, siz üretmiş olduğunuz mamul maddeyi dünya pazarlarında pazarlayamıyorsanız, şekli ne olursa olsun, bu madenden mamul bir şey de olabilir, bu bir zirai üründen, bir tarım üründen mamul bir şey de olabilir, bu bir fikir eseri de olabilir, bu görsel bir şey de olur. Siz bunu kendiniz yapamıyorsanız, yani ürün, üretim ve pazarlama aşamasını siz kendiniz kuramıyorsanız ve hep birilerine muhtaçsanız, birileri araya giriyorlarsa aklınıza Medine gelsin. Çünkü bu çok önemli. Peygamberin burada ne yaptığı, o tekeli, o tröstü nasıl kırdığı çok önemli. Sevgili Serdar'cığım, bugün soframıza oturduğumuz zaman gelen yiyeceğin mahiyetiyle ilgili sen, ben şöyle düşünüyoruz. Bir ay boyunca çalıştık, şu kadar para kazandık, bunun neticesinde aldık, soframıza koyduk, elhamdülillah helal yiyoruz. Evet, helal olma keyfiyeti çok önemli bir keyfiyet ama bir başka keyfiyet daha var. Tayyip, temiz olma keyfiyeti. Bu yalnızca ürünün niceliksel pozisyonuyla alakalı bir şey değil.
nasıl pazarlandığı, nasıl paketlendiği, nasıl paralandırıldığı, nasıl bu paraların toplandığı gibi birçok konuyla da alakalı. Bu İslam'ı pasif bir hayat üyesi olmaktan çıkartıyor. Peygamberimiz Efendimiz tabiri caizse o şehri kuruyorken bakıyorsunuz hemen Cennetül Baki'nin yan tarafında büyükçe bir çadır kurdurtuyor. Büyükçe deyince ne kadar bilmiyorum yani büyüklüğün ne kadar olacağını da herhalde zannediyorum 20-30 metrekare civarında bir çadır kurdurtuyor. Ve o çadırda şehri kuruyorken bir bakıyorsunuz Peygamber Efendimiz bir de çarşı kuruyor. Müslümanlara diyor ki siz burada ticaretinizi yapacaksınız. Ve başlangıçta Müslümanlara karşı böyle lakaytmış gibi görünen o Yahudi düşüncesi. Ha şimdi de öyledir ya, işte insan hakları, hümanizma, demokrasi nereye kadar? Siz şu soruyu sorana kadar. Fe eyne tesabun? Bu gidiş nereye dediğiniz ana kadar. Siz bu soruyu sorduğunuz zaman bir anda terörist olursunuz, bir anda fundamentalist olursunuz, bir anda bozguncu olursunuz, bir yanda insanlık düşmanı olursunuz. Biraz önceki örneğe dönecek olursak, soframıza gelen o yiyeceklerin 100 birim yiyecekten 88 tanesi 6 büyük gıda şirketi tarafından üretilen, mamul hale getirilen ve pazarlanan şeyler. Ve çok temel bir şey var. Hürriyet ve özgürlük coğrafi olduğu kadar fikri bir şeydir. Vatan demiş olduğunuz şey sırf haritalarda belirtilen 750 bin küsur kilometre kare 36, 42, 26, 45 coğrafi konumlamalarının ötesinde başka bir şeydir. Vatan denilen şey sizin ufkunuzdur. Hocamız bize devamlı şöyle derdi. Türkiye sınırları haritalarla çizilemeyecek kadar büyük bir coğrafyadır. Bu ciddiyette dünyanın her tarafında baktığınız zaman Peygamberimizin bu modelini takip eden kardeşlerimizi görüyoruz. Çok temel bir şey söyleyeyim sevgili Serdar'cığım. O büyük fetih veya genişleme hareketlerine baktığınızda bunların hep askeri garnizonlar üzerinden gittiğini siz görürsünüz. Yani önce ordu gitmiştir. Arkasından işte diğer sosyal medeni unsurlar gitmiştir vesaire vesaire. Ama İslam'da durum çok farklı. İslam'a baktığınız zaman İslam'ı tebliğ edenler, insanların Müslüman olmasına sebebiyet veren insanlar muhacir, müteşebbis, tüccarlar olmuşlar. Öyle ki mesela dünyada iki tane moro var. Onlardan birisi Morok. Neresi? Fas, Mağrib. Diğeri Moro, Filipinler. Aman Allah'ım. Arada binlerce kilometre, belki 10.000 kilometreye yakın bir vusat var. Fakat iki coğrafya biriminin ismi de aynı. Moro ve Mor. Sebep? Faslı bir Müslüman tüccar. Moroklu bir Müslüman tüccar. Ticaretiyle beraber bütün ada halkını kendine hayran bırakıyor. Ve sonra İslam geliveriyor. İşte insanlar Hazreti Osman Efendimiz deyince işte haya, iffet, Resulullah Efendimiz'e olan sıhriyet, o kurbiyet gibi bir takım şeylerle muhakkak ki hadiseyi okumak isterler. Bunlar çok önemli. Ama hani siz dediniz ya Hazreti Osman Efendimiz sizde hangi manayı uyandırıyor diye. İşte Hazreti Osman Efendimiz deyince bana akıl ve stratejiyle tekellere karşı mücadele eden o duruş önce gözümde canlandırıyor. Hocam bazı sahabelerin hayatlarını okuduğumuzda yani ticaretle infak meselesi çok önemli
Ve hatta ben etkilendiğim bazı meselelerde bu Hazreti Osman olsun, Abdurrahman İbni Avf olsun. Yani o infaklar meselesinde yani bir, iki, üçüncüye verdiklerinde cennetle müjdeleniyor. Hatta ikisi de aşere-i beşereden, o ilk on sahabeden yani cennetle müjdeleniyor. Ve Hazreti Osman hayatına baktığımda dediğiniz gibi takva şudur budur. Evet ama bu dediğiniz gibi infak meselesinde aslında cennetle müjdelenmesine bir vesile de bu ayak oluyor aslında. Yani peki hocam şöyle. Şimdi bir Medine tasavvuru yaptınız. Orada bir ticarethane, orada bir peygamberin kurduğu bir sistem. Hazreti Osman bu ticarethanenin neresinde ve nasıl bir yol izliyor ve ganimet elde edebiliyor mu? Veya bunu infak noktasında nasıl bir hadiseler yaşanıyor? Şimdi kıymetli kardeşim, biraz önce bahsettiğimiz bütün bu sistemleri kuruyorken Peygamber Efendimiz'in yaptığı en önemli şeylerden birisi, hadim olmayarak bunu söylüyorum, bir kimlik. Yani önce şehre bir kimlik veriyor. Biliyorsunuz Peygamberimiz Efendimiz Medine'ye gelmeden önce şehrin ismi neydi? Yesrib. Yesrib kelime anlamı itibariyle fitne, fesat ve kargaşa yeri demek. Peygamber Efendimiz Medine'ye geldikten sonra şehrin ismi Medine'tün Nebi veyahut Tayyibe, temiz, hoş, nezih, yer anlamına dönüşüyor. Dönüşüm önce şehrin muhtevasından başlıyor. O kargaşa, o karmaşa, o bunalım, o fesat, o kuralsızlık halinden bir dakika diyor artık bu bitti. Bundan sonra kurallı bir toplum olacağız. İki, konum değişi veriyor. Önceden ticaret ne iş için yapılıyordu? Güç, kuvvet, iktidar, otorite. Hasmını kontrol edebilmek, onu ezebilmek için yapılıyordu. Böyleydi. Yani Yahudi ticaret manifestosunun arkasında olan şey buydu. Çünkü o şehirde azınlıktılar. Varlıklarını devam ettirebilmek için durmadan diğer unsurları, galip unsurları birbirine düşüreceklerdi. Ve hiç bitmeyen savaşlar vardı orada. Hiç bitmiyordu. Yüzyılın üzerine devam eden savaşlar vardı ve Medine'deki Akabe biatlarının birincisinde Resul-i Ekrem Efendimiz'den Medine'nin Ensar Efendilerimizin istemiş oldukları şartlardan birisi bu idi. Sen bizim şehrimize geldiğin zaman bu savaşlar bitecek mi? Çünkü bu savaşlar hiç bitirilemiyordu. Çünkü o Yahudi gücünün nüfuz ve otoritesinin devam edebilmesinin şartı bu idi. O savaşların bitirilmemesi. Çünkü savaş para demek. Çünkü savaş silah demek. Çünkü savaş karşınızdaki düşmanınızı eritmek noktasındaki en önemli unsur. Hele bir de siz savaşmıyorsanız. Aynen son 35 yıl içinde dünyada olduğu gibi. Bir bakınız 90 küsür kriz ve savaş bölgesi var. Bunların 57 tanesi Müslüman coğrafyada Müslümanların birbiriyle olan savaşları. Kim yaptırıyor bunu? Bu biraz önce bahsettiğimiz o unsurlar, emperyalist, hegemonik unsurlar bunu yaptırıyor. Ve o dönemde de Hazreti Resul-i Ekrem Efendimiz bir, şehri kargaşadan, fısk ve fesattan alıyor, şehri barışa, silme götürüveriyor. Sonra ticaretin konumunu değiştiriyor. O ticaret, iyi üretmek, en iyi üretmek, paylaşmak ve varsa muhtaç, muhtacın ihtiyacını gidermek suretiyle onu da üretim aksinin içine katmak odağında. Ya bu öyle bir şey ki, bunun önünde siz başka hiçbir fikirle karşı duramazsınız. Çünkü bu iyi, bu iyilik. Sizin bunun için Müslüman olmanıza gerek yok. Bu modeli gören bir kalp içinde ılık ılık bir sevgi pınarı akacak. Bu modeli gören bir akıl işte bu diyecek. Ve Peygamberimiz Efendimiz Serdar Bey kardeşim, Hazreti Osman, Hazreti Ömer, Abdurrahman bin Avf ve bir de hanımefendi sahabe efendimiz Selma. Bu dört sahabe efendimize
Diyor ki siz bir çarşı kuracaksınız. Ve çarşı kuruluyor. Çarşı kuruluyor. Ama o çarşının kurallarını Peygamber Efendimiz bildiriyor. Faiz olmayacak, istihkar, kara borsa olmayacak. Ürün pazara gelmeden bir yerde alınmak suretiyle, fiyatının artırılması suretiyle insanlar zarara uğratılmayacak. Ve Hazreti Ömer Efendimiz'e tam da kendisiyle mütenasip bir vazife veriliyor. Deniliyor ki bu çarşının kurallarının işletilmesinin de mesulü sen olacaksın. Rivayet olur ki Hazreti Ömer Efendimiz kılıcını iki kürek kemiğinin üzerine koymak suretiyle kollarını şöyle kor, çarşıda dolaşırken şöyle vermiş. Biz Müslümanız. Bizim dinimizi bilmeyen bizim pazarımızda alışveriş yapmaz. Ya bu tuhaf bir şey. Yani bir yanda gel, cebinden para varsa ne olursa olsun gel diyen bir şey. Bir yanda da bizim dinimizi bilmeyen bizim pazarımızda alışveriş yapmasın diyen bir düşünce. Tabii insanlar merak ediyorlar. Ya arkadaşım bir dakika bir sakin ol bir dur bakalım. Senin dinin ne diyor? Faiz yok. Borçlanmayı bir tehdit unsuru olarak kullanmak yok. Kızıştırmak yok. Fiyat için spekülasyon yok. Stokçuluk yok. Tekel, monopoli yok. İhtişaş yani ürünün mahiyetiyle oynamak yok. Kim duyuyorsa bunu ya bir dakika ne oluyor ya? Bir dakika ya. Bu nasıl bir model diyor. Ve ne oluyor? Bir sabah koşarak peygambere gidiyorlar. Ey Allah'ın Resulü. Kab bin Eşref. Yahudi azılılarından birisi ve onun yanındakiler çadırımızı yaktılar. Çarşımızı yaktılar. Hani bu biraz önce bahsetmiş olduğumuz Baki'ül Karkat'ın yani Medine mezarlığının Cennetül Baki'nin hemen yanındaki o mütevazı çarşı var ya. O akşam bir Yahudi sergerde olan Kab bin Eşref yanına bir takım adamlar almak suretiyle bir takım trolleri almak suretiyle gidiyorlar ve çarşıyı yakıveriyorlar. Peygamberimiz gülüyor, tebessüm ediyor. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü herhalde bizi yanlış anladınız. Diyor ki Kab mı yaktı? Diyorlar ki evet Kab yaktı. Allah'ın peygamberi diyor ki eğer Kab'ı sinirlendirecek, Yahudileri sinirlendirecek bir iş yapmışsak doğrudur. O iş doğrudur. Ve sonra dönüyor. Hazreti Abdurrahman, Hazreti Ömer'e ve Hazreti Osman'a diyor ki gidin Beni Sa'id'e yurdu var. Daha sonra Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in halife seçileceği bir yerdir orası, bir hurmalık alandır. Onun hemen yanında korunaklı taş bir çarşı yap. Bugün kardeşlerimiz bilirler Medine'ye giden tren istasyonunun hemen yan tarafında bir binadır orası. Tamam mı? Ve orada bir Müslüman ticaret alanı kurulur. Bakın en anlamlı mücadelelerden birisinde Hazreti Osman'ı biz görüyoruz. Sevgili seyirciler, Medine'desin. Ben Medine-i Münevvere'de şeyi gördüm kardeşim. 59 derece sıcaklığı gördüm. 59 derece sıcaklığı gördüm. Mekke-i Mükerreme'de 62 derece sıcaklığı gördüm. Sıcak, çok sıcak diye bir reklam var ya. Cidden çok sıcak. Tamam. Ve böyle bir şehirde en çok ihtiyaç duymuş olduğunuz şeylerden birisi tabii olarak su. Ama su, biraz önce bahsetmiş olduğumuz o tekel ve tröst oluşumu vardı ya işte Kaynuka, Kurayza, Nadiroğulları. Su da bu tröstün elinde. Kendileri suyu istedikleri gibi kullanıyorlar, sarf ediyorlar vesaire vesaire neyse artık. Ama siz Medine'de yaşayan ve Yahudi olmayan birisiyseniz veya
Arapların işte o en üst elit sınıfında gücü olan veya kendi gücünden, nüfuzundan korkulan birisi değilseniz, su çok fahiş bir şekilde bir pazarlama enstrümanı olarak size pazarlanıyor. Ve Medine'ye Hazreti Resul Ekrem Efendimiz geldikten sonra sahabe-i ikram efendilerimizle beraber en zor şeylerden birisi su. İşte bugün su savaşlarını düşündüğümüz zaman bunu daha rahat anlayacağız. Şu anda Türkiye'mizdeki maalesef suların büyük bir çoğunluğu uluslararası güçler tarafından satın alınmış durumda. Maalesef. Onun için kardeşlerime hep şunu söylüyorum. Lütfen yerli su firmalarının sularını al. Ya işte çok ışıltılı, çok ne bileyim böyle atraktif işte uluslararası bir firmanın bırakın ya, bırakın. Ve yerli su firmalarına da her gittiğim zaman yalvarıyorum. Diyorum ki lütfen satmayın bunu. Çünkü satıyorlar çok ciddi paralarla beraber. Ben şimdi isim vermek istemiyorum. Hem Rütük hem mevzumuz olmadığı münasebetiyle ama isminde Türk ismi ibaresi olan birçok firma var ki bu firmalar şu anda uluslararası güçler ve teröristler tarafından satın alınıvermişler. Ve böyle bir şeyi düşünün. Yani bugünkü o su savaşlarının Medine üzerine düşünün ve Peygamber Efendimiz şöyle diyor. Kim, içinizden kim cennet karşılığında Rume kuyusunu satın almak istemez? Ara vakti mi geldi? Hocam ara vakti geldi. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Bir de tam olarak aradan sonra şu konuyu da konuşabiliriz hocam. Şimdi toplumumuza baktığımız zaman ya da o toplumun içerisine baktığımız zaman Mekke'de evet belki güçlülerdi, belki malı vardı, mülkü vardı. Abdurrahman İbni Avf özellikle, Hazreti Osman. Ama Medine'ye geldikleri zaman bunlar sıfırdı. Yani orada hiçbir malı yoktu. Tamamen malını hicret ederek bırakmışlardı. Buradaki önemli olan oradaki malının tekrar aynı seviyeye çıkması için ya da aynı seviyede olması için ne gerekiyor? Bugün toplumda olmayan bereket mi? Ya da bugünkü toplumda olmayan Allah'a olan tevekkül mü? Bugünkü toplumda olmayan gibi gibi mevzuları da konuşabiliriz hocam. İnşallah. Kısa bir aradan sonra. Inşallah. Yalnız hediyelerimizi de inşallah kardeşlerimize söyleyelim. Evet hocam. Bugün de Allah nasip ederse geçen hafta olmuş olduğu gibi kardeşlerimize 3 kitap evet hediye edelim inşallah, olmaz mı? Evet hocam olur. Yine bu haftada kıymetli dostlar 2. bölümümüzde Hazreti Osman radıyallahu anh ile ilgili bir soru soracağız. Buna doğru cevap veren birine, izleyicimize 3 kitabımızı hediye edeceğiz inşallah. Kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dostlar kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümümüzde inşallah Hazreti Osman radıyallahu anh ile ilgili bir soru soracağız. Bu soruya doğru cevap veren İlk izleyicimize 3 kitabımızı hediye edeceğiz. Tabii ki bu kitaplarımızı hediye ederken gün içerisinde 0312 341 41 41 numaralarından bize ulaşırlarsa bizim için kazanan yarışmacımız ona hediye edeceğiz. Tabii biz bu programı YouTube'dan da veriyoruz. Oradan da takip edebilirsiniz. Hocam son olarak şunu sormuştum. Yani dediğimiz gibi Hazreti Osman radıyallahu anh veya onun gibi ticaret ehli. Sahabeler o dönemin içerisinde sıfır ya da bugün batan insanlar düşünelim. Bunlar neyi nasıl yapıyor ya da yanlış yapıyor ki ya da neyi doğru yapıyor ki o seviyeye çıkıyor. Aslında bunu anlamak lazım. Sıfırdan tekrar aynı seviyeye gelebilmek, malını tekrar kazanabilmek. Neler var hayatlarında? Bereket mi var, başka şey mi var? Bunu nasıl anlamalıyız? İsterseniz önce şu Rume kuyusu olayını bitirelim. Tamam, olur hocam. Çünkü orası mühim bir olay ve orada bir strateji var. Ben siyeri şöyle okumayı sevmiyorum. İşte sahabe efendilerimizin ahlaki meziyetleri, faziletleri. İşte sahabe efendilerimizin kırat, kıymet ve kıdemleri. Ya bu zaten bizim hakkı teslim edebileceğimiz bir mevzu değil. Yani Kur'an-ı Azimuşşan'da Peygamber Efendimiz'in talebeleri ve arkadaşları zaten methedilmiş. Ve Rabbimiz demiş ki Rabbiler onlardan razıdır. Onlar da Rablerinden razıdır.
Bundan daha büyük bir iltifat, bundan daha muhteşem bir niteleme olabilir mi? Mümkün değil. Ben her sahabe efendimizin hayatında bu kullanacağım parantezi ve tırnak için lütfen doğru anlayalım. Yani buradan yola çıkmak suretiyle ifade etmediğim şeyleri birileri yorumlamaya kalkmasın. Eğer bir hata var ise ki var. Eğer bir noksanlık var ise ki var. Olmak zorunda. Çünkü ben onlardan bir şey öğreneceğim. Onlar mükemmel ve hiç hata işlemeyen topluluklar değiller. Yani muhakkak ki onların bir hatası olmuş. Zaten Rabbimiz diyor ki hiç hata işlememiş olsaydınız size helak eder. Yerine hata işleyen bir topluluk biz var ediverirdik. Ve sahabe efendilerimizin hayatlarına baktığımız zaman da öyle çok özür diliyorum. Öyle duygusal koruyuculuk falan değil de yani ben ne öğrenebilirim? Şimdi düşünün ki Hazreti Osman Efendimiz çok duygusal bir insan. Gözü yaşlı bir insan ve onun en önemli şeylerinden, mottolarından birisi şu diyor ki kalbiniz gerektiği gibi tasfiye ve tezkiye olacak olsaydı siz Kur'an okumaya doyamazdınız. Ve 82 yaşında şehit olduğu zaman da muhakkak ki Hazreti Osman Efendimiz'i biz o işte bugün Topkapı Sarayı'nda bulunan okumuş olduğu, kanının damlamış olduğu Allah muhakkak ki hükmü haktır ayetinin üzerinde. İken görüyoruz. Ya o cihetle beraber sahabe efendilerimizin bu fazilet ve meziyet boyutları çok çok üst fevkalade. Cidden yıldızlar gibiler ama bir şey var orada. Yani bu kadar duygusal, bu kadar his dolu bir insan ve Rume kuyusu çok önemli bir şey. Rume kuyusunun alınması gerekiyor. Suyu tatlı, çok mebzul. Ve çok şey var yani su var ve bu su Müslümanların ihtiyaçlarını görüverecek. Gidiyor Hazreti Osman, onun sahibi de gelin görün ki bir Yahudi ve pazarlık yapıyor. Diyor ki ver onu bana sat. Yahudi bakıyor ki dışarıdan gelen bir adam. Medine'ye gelen muhacirlerden bir adam. Muhakkak ki bir fizibilite yapıyor. Affan'ın oğlu Osman. Babasının tek evladı. Tek erkek evladı. Ve öldükten sonra 3 milyon dirhemin üzerine bir servet kalmış ona. Çok ciddi bir servet bu. Ve işte çok özür diliyorum argo tabirle eti budu yerinde yani. Tam böyle ceza sahası için altı pasa gelen muz orta vuracak ve gol olacak. İhtiyaç da var. İhtiyaç varsa bir yerde büyük kar imkanı da var. O ihtiyacı da siz daha dramatize ederek daha çok kar üretirsiniz. Ve o an için hiç istenmeyecek bir para. 50 bin dirhem gibi bir para bedel koyuyor kuyuya. Tabi Hazreti Osman bakıyor diyor ki ya bu krizden devşirilmeye çalışılan çok büyük bir kar var. Ben kardeşlerime her zaman şey derim nerede kriz var orada kar var. Nerede kriz var orada keriz arayan birileri var derim. Tamam kriz keriz. Hazreti Osman Efendimiz tabi mevzuyu anlıyor çakozluyor yani. Çünkü Peygamber Efendimizin rahle iktidisinden yetişmiş. Ona şöyle bir şey teklif ediyor. Diyor ki kuyu senin. Gel anlaşalım. İşletme hakkı. İşletme hakkının yarısını bana ver diyor. Bir gün ben, bir gün sen. O kuyunun işletme hakkına sahip olalım. 20 bin dirhem bir para istiyor kuyunun sahibi. Sonra işte pazarlıklarla filan anlaşılıyor bir noktaya gelmiyor filan. Ve alınıyor Hazreti Osman Efendimiz tarafından. Bir gün Yahudi eski sahibi, bir gün Hazreti Osman Efendimiz. Bir gün Yahudi eski sahibi, bir gün Hazreti Osman Efendimiz. Hazreti Osman Efendimiz anlaşmayı yaptıktan sonra ödemeyi yapıyor ve Mescid-i Nebevi'ye geliyor. Mescid-i Nebevi'de Hazreti Resul-i Ekrem Efendimiz'e ve oradaki sahabe efendilerimize bu müjdeyi veriyor. Diyor ki, bakınız. Ben böyle böyle bir anlaşma yaptım. Bunu bütün Müslümanlara duyurdu. Onlar
Benim size söylemiş olduğum günlerde gitsinler iki günlük su ihtiyaçlarının tamamını alıversinler. Yahudi bir bakıyor ki kendi gününde kimse su almıyor. Ama Hazreti Osman'ın gününde insanlar geliyorlar iki günlük su ihtiyaçlarını alıyorlar falan. Daha sonra geliyor Hazreti Osman diyor ki iyi de böyle olmaz ki be ya diyor. Peki ne olacak? Bari geri kalan kısmını da sen al. Hazreti Osman işte o 50 bin dirhem denilen kuyuyu işte 21 bin dirhem gibi bir paraya satın alıveriyor ve sonra geliyor Allah'ın peygamberine bunu anlatıyor. Denilir ki defaten Allah'ın peygamberi bunu en zor zamanlarda Hazreti Osman'a anlattırır gülüvermiş. Denmiş ki Osman bir anlat bakalım nasıl yaptın. Bir anlat bakalım nasıl yaptın. Şimdi ticarette en önemli unsurlardan birisi şu. Siz onu nereye konumlandırdınız? Kıymetli kardeşim, Peygamberimiz Efendimiz'in değiştirmiş olduğu, hani biraz önce dedik ya, Peygamberimiz şehrin ismini değiştirmişti dedik ya, Peygamber Efendimiz'in değiştirmiş olduğu bir şey daha var. Peygamber Efendimiz tüccar kelimesini, tacir kelimesini Peygamber Efendimiz kendisi koyuveriyor. Çünkü daha önce ticaretle uğraşanlara simsar deniyor. Düzenbaz, hilebaz. Hani Almanların oynayarak işte Türklere Türken dedikleri gibi yani işte Türk işine Türken diyorlar. Böyle işte alevere, dalevere filan. Yani orada da bir her zamanki gibi o hegemonik o tepeden bakış açısı ile beraber yaklaşıyorlar. Allah'ın peygamberi o yanlış yere konumlandırılmış olan ifadeyi alıyor ve getiriyor. O tüccar kelimesini sahabe-i kiram efendilerimize yeni bir kimlik olarak veriyor. Yani iddia şu. Siz fikri olarak ne kadar yüce, ne kadar mükemmel, ne kadar test edilmiş, tartışılmaz olursanız olun. Ama siz ekonomik anlamda kendi taşıyıcı unsur ve kolonlarınızı oluşturmamışsanız, siz kendi üretim aksinizi oluşturmamışsanız, Allah aşkına Serdar kardeşim şuna bak. Peygamber bunu tüccarlar için kullanıyor. Ey tüccarlar, siz ufukların sultanlarısınız. Hedefi görüyor musunuz? Siz ufukların sultanlarısınız. Ya Allah Muhammed Hamidullah'a rahmet eylesin. Ben bunu Muhammed Hamidullah'ta gördüğüm zaman kendi kendime demiştim ki ya biz İslam tarihini menkibe, megazi, işte bir şey anlattım ve karşımdakini ağlattım, nasıl da duygulandırdım, ötesinde okumadığımız zaman biz çağa cevap üretemeyiz. Ya güzel kardeşim, sahabeden birisi, yanlış hatırlamıyorsam Kepşe olması lazım ismini radıyallahu efendimiz. Peygamber Efendimizin Medine döneminin sonuna doğru Medine'ye geliyor. Sahabe kaynakları diyorlar ki bu sahabe Çin'le Medine arasında, Hindistan'la Medine arasında ticaret yapıyor. Peygamberin yönlendirmesiyle ve ayrılmak için Mescid-i Nebevi'ye geldiği zaman Peygamberimiz Efendimiz ona diyor ki o Medine'de kalmak istiyor. Gitmek istemiyor. Peygamberimiz Efendimiz diyor ki git ve benden öğrendiklerini insanlara bildir. Ve şunu da bil. Bu beni son görüşüm. Şimdi ticaret şu iki sebep için yapılır. Bir, kazanmak, daha çok kazanmak,
Daha çok kazanmak, daha çok kazanmak. İki, aklamak, aklanmak, yaşanabilir bir dünya kurmak. O amacı ve imajı Peygamber Efendimiz değiştiriyor. Sen ticaret yapacaksın, sen ufukların sultanlarısın. Sen çarşılar kuracaksın, Basra'yı, Fustat'ı, Şam'ı, Bağdat'ı, Küfe'yi, İskenderiye'yi kuracaksın. Sen limanlar arasında giden gelen, giden gelen gemiler kuracaksın. Siz ticareti bırakmayacaksınız. Hazreti Ayşe radıyallahu anh Efendimiz diyor ki, babam Ebu Bekir radıyallahu anh, halife olana kadar Kureyş'in en çok ticaret yapanlardan birisiydi. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki, size bir ortaklık tavsiye edeyim. Eğer ortaklık yapacak olursanız, biriniz üretsin, biriniz satsın, biriniz vakıf hizmetleriyle, hayri hizmetlerle uğraşsın. Sonra bunu dönüşümlü olarak kendi aranızda işleyen bir daireye dönüştürün. Ya bunların hepsi bir şeye işaret ediyor, bir şeyi gösteriyor. Ya sen ekonomik anlamda bir model kuramıyorsan, temiz, kiri olmayan, isi pisi olmayan bir model kuramıyorsan, eksik. Merhum Aliye İzzet Begoviç diyor ya, bir din yalnızca kapalı mekanlarda ve ibadethanelerde yaşanıyor, çarşılarda ve sokakta yoksa, onun yaşama şansı yoktur. Şimdi burada sahabenin temel motivasyonu bu. Serdar'cığım, mide demiş olduğun şeyi şu veya bu şekilde doyuruyorsun ya. Beden demiş olduğun şeyi şu veya bu şekilde örtüyorsun. Hani İmam-ı Azam Ebu Hanife diyor ya, benim siyasetim, ibadetim, benim ibadetim de siyasetimdir diyor ya. Ben o ilk kuşak sahabe efendilerimizi gördüğüm zaman, o tacir sahabe efendilerimiz, işte Abdurrahman bin Afflar, Hazreti Talhalar, Hazreti Osmanlar, sanki şöyle diyorlar: benim ticaretim ibadetim, ibadetim de ticaretimdir. Yani onlar ticarete sırf maişet tedarik etmek noktayı nazarında yaklaşmıyorlar. Ya bir model ayet var. Ne diyor biliyor musunuz? Onlar zekat verebilmek için çalışırlar. Ya adamcağızın birisi yanın canı çekmiş, belki hanımı istemiş, belki hanımı talep etmiş veya ne bileyim içinden gelmiş, iki katlı bir ev yaptırmış Medine'de. İki katlı bir ev yaptırmış. Bir de kendine şöyle bir baca yaptırmış. Peygamber Efendimiz geçiyorken, bu ev kimin demiş. Demişler işte filan canım. Üzüldüğünü, hissendiğini sahabeye hissettirmiş. Ve demiş, keşke yapmasaydı. O sahabe Efendimiz'e demişler ki, işte böyle böyle Allah'ın peygamberi buradan geçiyorken hislendi ve böyle dedi. Hemen yıktırıyor. Korku şu. Tekasür. Biriktirmek, 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 daha çok biriktirmek. Dünyaya meyil. İşte Peygamber Efendimizin oluşturmaya çalıştığı model çok önemli bir model. Bakın Hazreti Osman Efendimizle ilgili biz konuşuyorken ne diyoruz? İşte o ticaret yönünü ön plan alıyoruz. Ama burada bir şeye de dikkat etmek gerekiyor sevgili Serdar. Mesela Peygamber Efendimiz'in önünde fetva verebilen sahabe efendilerimizden birisi Hazreti Osman. Mesela çağdaş hukukun da en önemli mevzularından birisi miras hukuku. Feraiz.
Hazreti Osman feraizi en iyi bilen insanlardan birisi. Ve yine Hazreti Osman'la ilgili söylenen bir şey var. Hadis ilmini onun kadar bilen ve onun kadar iyi nakleden çok az insan var. Fakat bunu söyleyen ravi diyor ki, Osman radıyallahu anh bu işi çok iyi bilmekle beraber birilerine hadis nakletme hususunda çok hasisti. Yani öyle birilerine hadis nakletmezdi veya çok seçiciydi bu konuda. Şimdi ticaretle ilgili sormuş olduğun sorunun cevabı bir, niyet. Etimolojik olarak baktığınız zaman niyet kelimesi çekirdek demek. Çekirdek. Tok. Yani sizin ticaret yapmaktaki niyetiniz ne? Dünyaya ulaşmak, dünyayı elde etmek daha çok, daha çok, daha çoksa peygamber burada diyor ki bir sakin ol diyor ya. Bir sakin ol sen diyor ya. Bu olmayacak diyor. Bu olamayacak. Sebep? Dünya içtikçe içenin susuzluğunu artıran bir su gibidir. Sen ne kadar çok peşinde koşarsan o kadar çok sükûtü hayale ve hüsrana uğrayacaksın. Çok güzel bir ev yaptıracaksın. Çok 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 çok. Ama senin evinden daha güzel bir evi gördüğün zaman ben bu tür sıfat ve sayı zamirleriyle başlayan şeylere böyle hep korkmuşumdur. İşte çok, fazla, işte büyük, güzel. Tamam mı? Bu tür şeyler, bu tür ifadeler beni hep korkutmuştur. İşte çok güzel, çok ihtişamlı, çok yakışıklı, çok zengin, işte çok akıllı filan. Bunların her birinin kendi içinde bir imtihan keyfiyeti var. Demek ki bir, niyet. İki, usul. Usul. Hani diyor ya eskiler usul olmadan usul olmaz diye. Kendi aleyhlerine dahi olsa o sahabe efendilerimizin usule ve hukuka riayet ettiklerini biz görüyoruz. Hazreti Osman özelinde de bu böyle. Ve bütün o sahabe efendilerimizde de bu böyle. Hatta hani biraz önce söylemiştik ya Hazreti Ömer Efendimiz diyor ya işte bizim çarşımızda bizim ticaretimizi bilmeyen ticaret yapmasın. Faiz almayacağız, faiz alınmaz bu çarşıda. Lafını duydukları zaman o dönemin ticarette mahir olanlar ne diyorlar biliyor musun Serdar? Bunlar yakında rezil rüsvay olurlar, batarlar. Bunlar insan yüzüne bakamazlar, insan içine çıkamazlar. Birbirlerine düşerler. Aynen bugün olduğu gibi. Ne diyorlar bugün? Faiz olmadan bir ekonomik model öngörülemez, bir ekonomik model işletilemez. Ya bize faizi dayatan adamların kendi ülkelerinde uygulamış oldukları faiz %25. Ama bizim gibi ülkelere gelip durmadan faiz kırbacıyla, borç kırbacıyla beraber bizi dövüverirler ve hiç durmadan borçlandırırlar. Şu Türkiye'mizin IMF borçlarından kurtulmak için yaşamış olduğu serencamı ve hemen arkasından bir kara büyüymüş gibi memleketimizin ve insanımızın başına gelen hadiseleri hatırlamamız ne dediğimizin anlaşılması noktasında yeterlidir diye düşünüyorum. Demek ki iki, usul.
Peki üç, korporasyon. Bir arada çalışmak, koordineli çalışmak, bütüne ulaşmak, ideal sahibi olmak. Siz yalnızca distribütör olacak olursanız, siz yalnızca franchise için çalışacak olursanız, sizin varlığınızın hiçbir anlamı yok. İşte su hamlesi böyle bir hamledir. Medine'deki çarşı hamlesi böyle bir hamledir. Ticaret yolları üzerindeki kabilelerle Peygamber Efendimiz'in anlaşma yapmak noktasındaki hamlesi, kış ve yaz, rıhlete şitaif ve sayf, o Lilafi suresinde anlatılan o ticaret yolları üzerindeki konumları ele geçirme keyfiyeti böyle bir şeydir. Hocam tam burada süremizin de sonlarına yaklaşıyoruz. Sorumuzu sorabilir miyiz hocam? Soralım. Kuyunun ismini soralım. Kuyunun ismi aklımdan da geçen oydu hocam. Kuyunun ismini soralım. Kıymetli dostlar, Hazreti Osman radıyallahu anh'ın Müslümanları da memnun, Allah Resulü'nden memnun ve sürekli Allah Resulü'nün de kendini anlattırdığı, o toplumu anlattırdığı oradaki hikayenin içerisindeki kuyunun ismini soruyoruz. Ve bu kuyunun ismini ilk bilene inşallah ekranda gördüğünüz üç kitabımızı ama bir şartla, bu kitapların okunması şartıyla ve üç kitapta tabiri caizse hayatlarında anlamlı dokunuşlar, değişiklikler yapacak, tat olacak kitaplar. Evet, bu kitapları hediye edeceğiz. Tabii ki bunu en sonunda duyuracağız. Bu duyurduğumuz isim de 0312 341 21 41 41 numaralarından gün içerisinde bize ulaşacak ve burada ismini yazdıracak. Biz de kitaplarımızı kendisine kargolayacağız inşallah. İnşallah. Evet hocam, kaldığımız yerden devam edebiliriz. Tabii Hazreti Osman Efendimizin ve onun mensubu olmuş olduğu o halkanın üçüncü özelliği, ticari anlamda üçüncü özelliği, onlar bir, yapmış oldukları işi bütün muhtevasıyla ve dallarıyla beraber yapıyorlar. İki, kendi aralarında da bir ekip çalışması içinde bunu yapıyorlar. Ve bu manada franchise ve distribütör olmanın ötesinde hem üreten, hem pazarlayan, hem de söz sahibi bir pozisyona geliyorlar. Ve en önemlisi, onlar zekatı bir angarya veya yük olarak görmüyorlar. Bakın, Hazreti Ömer Efendimiz'in müddet-i ömründe sıklıkla istişare ettiği isimlerden birisi Hazreti Osman. Ve fethedilen ülkelerin ne yapılacağı ile ilgili veya fethedilen ülkelerde ele geçen ganimet malının ne yapılacağı ile ilgili istişare etmiş olduğu ve kendisine burayı veren isimlerden birisi Hazreti Osman. Hazreti Osman diyor ki onun işletmecilerine geri verelim. Yani o insanlar tekrar üretime devam etsinler. O aks kırılmasın. Çünkü o üretim bitecek ve halk fakirleşecek olursa muhakkak ki beraberinde kargaşa geliverecek. Ve bu manada bakıyorsunuz Hazreti Osman Efendimiz ve o ticaretler, o nitelikli müteşebbis tüccarlar zekatı bir angarya ve bir yük olarak görmüyorlar. Bilakis zekat verebildikleri için Allah'a hamd ediyorlar. Ve bizim bir aya sıkıştırmaya çalıştığımız zekat ibadeti onlar için bir ömrü kuşatan bir şey. Ve beş, zekatla beraber işletmiş oldukları bir beşinci hususiyet var. O da ne? O ticaret noktasında karz-ı hasen. Nitelikli mikro krediler. Güzel bir şekilde verilen borç. Allah aşkına, düşene bir tekmede sen atmalısın keyfiyetinin, acırsan acınacak duruma düşersin şeytani vahyinin ötesinde bir zihniyet inşasıdır bu. Tut ve kaldır. Tut
ve çıkardı. Çünkü elden tutanın elinden tutulur, yüze bakanın yüzüne bakılır. Allah Hazreti Osman Efendimizin nehinde olmuş olduğu o müteşebbis tüccar sahabe efendilerimizden razı olsun. Amin. Biz onlardan çok şey öğreneceğiz. Tekrar tekrar dönüp bakacağız. Ama bu arada da tekrar söylüyorum. Eğer bir yanlış var ise, ki muhakkak vardır ve olacaktır. Hazreti Osman Efendimizin özelinde de İslam tarihinde bir sürü tartışma konusu hep olmuş, tartışıla gelmiş. Ve hatta yanlış hatırlamıyorsam Bakıllani'dir. Bakıllani diyor ki Hazreti Osman'ın şehadetinden sonra İslam tarihinde öyle bir fitne kapısı açılmıştır ki korkalım ki bu kıyamete kadar kapanmayacak. Elbette ki siyasi bir takım ihtilaflar olmuştur. Ve bu ihtilafların taraflarına lütfen dikkat ediniz. Bu ihtilafların tarafları daha çok yeni. Hicri 45. sene. Bu ihtilafların taraflarına baktığınız zaman bu ihtilafların taraftarları sahabe efendilerimiz. Yani Hazreti Osman'ın yanında yer alanların arasında da sahabe efendilerimiz var. Hazreti Hasan gibi, Hazreti Hüseyin gibi, Hazreti Ali gibi. Onun karşısında olanların arasında da sahabe efendilerimiz var. Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir, Hazreti Ayşe gibi. Yani muhakkak ki karşılıklı veya işte Abdullah İbni Mesud, Ammar bin Yasir radıyallahu anh efendilerimiz gibi. Şimdi kalkıp bazı şeyleri görmemek esas üzerinden kurgu bir tarih üretmek bizim dertlerimizin ilacı değil. Burada bir şey öğreneceğiz biz. Bütün İslam tarihçilerinin üzerinde ittifak ettikleri bir şey var Serdar Bey kardeşim. Hazreti Osman Efendimiz'le ilgili şu hakkı teslim etmek zorundayız biz. Hazreti Osman Efendimiz'in hilafetinin birinci yılı, 12 yıldır Hazreti Osman dönemi, 12 yıldır Hazreti Osman Efendimiz'in hilafeti, o hilafetin birinci, ilk 5-6 yıllık dönemi, fütuhatın, İslam fetihlerinin en yoğun olmuş olduğu dönem. İran, Azerbaycan, Sistan, Horasan fethediliyor. Dağıstan, Kafkasya fethediliyor. Anadolu'muzdaki birçok yer fethediliyor. İskenderiye fethediliyor. Tunus fethediliyor. Sudan ta Makarra'ya kadar. Yani Cibuti'nin altına Somali'ye kadar fethediliyor. Ve öyle ki ilk deniz seferleri yapılmaya başlanıyor. Bazı limanlar ele geçirilince oradaki tersanelerdeki gemiler ele geçiyor. Ve bakıyorsunuz ki Hazreti Osman Efendimiz'in döneminde 652 senesinde Bizans donanması Akdeniz'de yeniliyor. Ve Akdeniz'de Bizans hakimiyetine son veriliyor. Ama burada bir şeye dikkat etmek gerekiyor. Bu çok yoğun bir girdi ve emtia rezervi demek. Her yerden ganimetler geliyor, her yerden alınan ürünler vesaire 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 vesaire. Ve işte ikinci dönem. Hani biraz önce dedik ya, ders almamız gerekiyor diye. Eğer o imkan, iktidar ve serveti siz kullanamıyorsanız, siz kontrol altında tutamıyorsanız, koordine edemiyorsanız, maalesef imtihanınız olur. Şu çok önemli değil mi hocam? Aslında yani onlar hakkında bir kere kıy lokal edilmez. Çünkü ölen de öldürülen de zaten cennetlik. Biz ona iman ettik. Ha? Ve aslında şeyin başında da programın başında da söylettiğiniz ayetten şeyle onlar Allah'tan razı. Allah da onlardan razı bir edebin içerisinde. Aynen. Onlara yaklaşmak, onlara muhabbet beslemek lazım. Bugün çok rahat bir şekilde haklarında,
hukuklarına çok... Yani özellikle şundan korkmak lazım. Allah'ın razı olduğu bir kula dil uzatırken Allah'tan korkmak lazım öncelikle. Çok üzülüyorum Serdar. Ben menheç itibariyle ben tarihçiyim. Öyle şeyler biliyorum ki ama bu tarih o ilmi hikmeti ve ümranı bilmedikten sonra içinden çıkabileceğiniz bir şey değil. Hani Hazreti Yusuf'a öğretilen tevil ile hadis sanıyor ya. Yani o kuralları sünnetullah ve ayetullah denilen o yasaları bilmedikten sonra siz işin içinden bilmekten... Estağfurullah, bilmek ne demek? Yani onu öğrenme azminde olmadıktan sonra işin içinden çıkamazsınız. Ama bugün bakıyorum ki adamların derdi ders almak değil. Adamların derdi ders edinmek değil. Adamların tek derdi var. Fitne. Aynen Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Osman Efendimiz'in dönemindeki o Abdullah bin Sebe fitnesinde oldu. Tek dertleri var. Nasıl karıştırabiliriz? Nasıl bozabiliriz? Nasıl karmaşık, kaotik bir hale getirebiliriz? Ya bak ben sana bir şey söyleyeyim kardeşim. O İslam tarihini okuduğunuz zaman bir şey görüyorsunuz. Hazreti Osman Efendimiz'i öldürenlerin, şehit edenlerin bir kısmı daha sonra nerede ortaya çıkıyorlar biliyor musun? Hazreti Osman'ın intikamını almak için. Yani bir yandan öldürmüş, şehit etmiş. Bir yandan da daha sonra İntikam alabilmek için Hazreti Ali ile savaşmış. Gelmiş demiş ki Osman'ın kanı ve intikamı ne olacak? Ya sen öldürdün. Ben onun için bütün yaşlı kardeşlerime, İslam tarihi üzerine çalışan bütün kardeşlerime diyorum ki Hicri birinci asır çok önemli. Hicri birinci asır müsteşrik hakimiyetinden kurtarılmalı. Bak Serdar, bak bu bir vebaldir. Biz bugün Hicri 1. asırı çalışan birisi muhakkak Montgomery Watt'ı okumak zorunda. Muhakkak Bernard Lewis'i okumak zorunda. Ya bu adamların kitapları temel referans kitapları arasında. Kim bu adamlar? Kim? Ignaz Goldziher'i okumak zorunda. Peki biz bir düşüncenin, bir aklın, bir keyfiyetin mümessili olan veya müntesibi olan bizler ya yeter artık ya. Ya adam gibi Müslüman olmayacaksak bari melameti takılalım ya. Bu kadar ilkesizlik, bu kadar idealsizlik, bu kadar pespayelik olmaz. Olmaz. Rabbim ne diyeyim ya ben haklarını helal etsinler. Yani Ramazan'ın belki de o yorgunluğu hitabıyla veya işte duygusallık Ramazan'dan ayrılmanın duygusallığı bir de Hazreti Osman'ın şehadetinin üzüntüsü veya sebep vermiş olduğu hadiselerin ağırlığıyla belki biraz duygusal konuştuk bu son kısımda haklarını helal etsinler. Hocam ümit varız inşallah. Kesinlikle. İnşallah ümit varız. Hiç ümidimizi kimse alamaz Allah'ın izniyle. Elhamdülillah. Biz gülüyoruz, sebesme ediyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Programımızın sonuna gelmiş olmaktayız. İtikafa girenlere dua ediyoruz inşallah. İnşallah. Kıymetli dostlar, bu hafta da süremizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ramazan'ın son 10 gününe girdik. İnşallah Dost TV ailesi olarak dualarınızda bulunmak istiyoruz. Bu haftaki sorumuza da doğru cevap veren Mardin'den Melek Nur Tuncay izleyicimize
gün içerisinde 0312... Bu Melik kardeşim. Ben biliyorum ya, bu yarışmalarda da durmadan ödül alan bir kardeşimiz. Allah ondan razı olsun ya, bu Melik Nur kardeşi. Amin hocam. Takdirle ve iftiharla seyrediyorum. Allah o aileye genişlik ve ferahlık versin. Amin, amin hocam. Allah razı olsun. Gün içerisinde ararsa, bizlere ulaşırsa biz de adresini alıp ona kitaplarımızı hediye edeceğiz inşallah. Hazreti Osman'ı anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah şefaatine de nail oluruz. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.